Ayağımın tozuyla hemen yine bit pazarına gittim. Nasıl ayağımın tozuyla? Eğer son paylaştığım şeyi gördüyseniz, Facebook son paylaştığım şey değil de yaptığım anketi görseydiniz herhalde anlamıştınız. Memlekete gittiğimi, İstanbul'a gittiğimi. Gerçi İstanbul memleketim değil ama memleketim olduğu gibi bir şey. Neyse, şimdi İstanbul'daydım. Dün döndüm. Cuma döndüm. Bugün de bit pazarı. Hemen bit pazarına gittim. Ya öyle. Hobim yani. İşte nasıl denir? İnsanın kendine yaptığı bir şey. Nasıl denir? Bir meşgale mi? Hani kendini bir şekilde çalışır halde tutmak için. Neyse. Şimdi orayla ilgili bilgileri başka bir videoda paylaşacağım. Şimdi orayla ilgili bilgiler ne? Mesela yurt dışına çıkıyorsunuz. Geri dönüşte test falan yaptırmanız gerekiyor. Test ücreti. Yani ne testi? Adını söylemek istemiyorum. Çünkü anlıyor YouTube. YouTube'un bu manyak yapay zeka. Yapay zeka denemez herhalde ona ama yapay zekaya doğru gidiyordur herhalde. Çünkü işte insanı paranoyak ediyorlar. O yüzden çok da onları söylemek istemiyorum. Onlarla ilgili videom olacak, hani gidiyorsunuz. İşte giderken ne oluyor? İşte sosyal mesafe nasıl? Şu nasıl? Havalimanında durumlar nasıl? Test nereden oluyor? Ne zamanda sonuçlar çıkıyor? Kaça çıkıyor falan filan. Onlarla ilgili bir şeyim olacak. Bir ayrı video serim olacak. Başıma gelenlerle ilgili. Neyse. Şimdi neler bulduk, neler ettik. Bugün fazla bir şey bulmadım ama fazla bir şey bulmadım da mutluyum. Şöyle, zaten geç gittim. Uyuyakalmışım. Cuma günü acayip yorgun gelince şey oldu. Uyuyakaldım. 8'de falan herhalde oraya gittim. Belki daha öncesinde de gitmişimdir de, yani istersen 7.30'da git. Yine geç gitmiş oluyorsun. Yani oraya 6'da falan, 5'te hatta 6'da falan gideceksin ki orada ilk şeyleri, güzel şeyleri toplayacaksın. Neyse. Şimdi burada neler var, neler yok. Başlayalım buradan. Burada Gardena diye bir marka var. Şurada hatta yazıyor. Bunlar bahçe Gardena. Ya bu Bernhard, pardon, bu Berner. O başka bir marka. Şurada üzerinde yazıyor mu? Aynen ha. Gardena. Okunabiliyor mu? Evet. Gardena. Şimdi bunlar bahçe için sulama bulama falan o tarz ürünler üretiyorlar. Bunlar da anladığım kadarıyla damla sulama yapan bir sistemin parçası. Şimdi domates filan ıvır zıvır o tarz şeyler yetiştiriyorsanız, onların da sulama sistemini nasıl denir bir düzene bağlamak istiyorsanız, çünkü sürekli şeye tuz verirseniz, sürekli yani açıp ortama su verirseniz, bu sefer tuzluluğu artıyor şeyin, toprağın. O da kötü. Yani ne kadar gerekiyorsa o kadar vermek için damla damla sürekli bir şekilde, ama sadece damlayarak oraya su veren sistemler var. Anladığım kadarıyla bu da o sistemin bir parçası. Böyle ek yerleri var. Böyle mesela bir dağıtıcı var. Su buraya geliyor büyük ihtimal. Buradan değişik yerlere, daha başka yerlere dağılıyor falan filan. Böyle bağlantı parçaları var. Ben niye aldım? Ben şimdi sıcak hava istasyonu var ama sıcak hava istasyonu kendi şeyini üretmiyor. Kendi nasıl denir? Hava çıkışını sağlamıyor. Ona basınçlı hava bağlamanız gerekiyor. Onların bağlantılar için falan aldım. Yani basınçlı havada iş olmaz diyeceksiniz. Yani basınçlı hava öyle 5 atmosfer, 6 atmosfer çok, ya da PSI işte, her neyse hangisini anlıyorsanız, çok yüksek basınçlı bir sistem değil. Sadece üflüyor yani açıkçası. O yüzden bunlar da iş görür. İş görebilirse yani, hortumları falan tutturabilirsen bunlar da iş görür. Burada bir tane pil var. Bu 12 volt şeylerde falan, kumandalarda falan kullanılan bir pil. Bir de aynı zamanda şeylerde falan da kullanıyor. Flash fotoğrafta kullanılan flash tetikleyicileri vardır. Onlar filan da bu tarz 12 volt pilleri kullanılıyor. Çabuk bitiyor bunlar. Yani bir de bazen cebinizde filan bunun mesela otomatik basılı kalıyor. Cebinizde oluyor, çantada oluyor, bir şey oluyor. Otomatiğin tuşu basılı kalıyor. Ve çok yüksek enerji çektiği için bundan hemen çat diye bitiveriyor. Ondan sonra alıyorsunuz kumandayı filan elinize, çalışmıyor. Pili bitmiş bir şekilde. O yüzden elimde bunlardan tutmaya çalışıyorum. Burada bir silikon sprey var. Silikon yağ spreyi. Çok özel bir şey olduğunu sanmıyorum ama yani gidiyor. Gittiği için de hani görünce alıyorum. Sarf malzemesi yani, hani böyle dursun da bir şey yaparak dursun şeklinde değil. Kullanıldığı için görünce alıyorum. Burada lehim var. Oldukça bol miktarda. Kalın. Bayağı kalın lehimler var. Büyük ihtimalle su sistemi, ısıtma sistemi falan yapan biri kullanıyordu olabilir bunları. Bazen vitray falan filan, onlarda da galiba kullanılıyor. Emin değilim ama bilgisi olan şey yapar, bilgisini verir. İçinde bayağı oldukça lehim var. Bunları niye aldın diyorsanız, şimdi mesela elinde yani elektronikle ilgili iş yapacaksan elinde çok ince lehim olur. Şimdi lehimin içinde de
şeyden lehim pastası var. Yani pasta denebilir mi? Sulandırıcı ya da diye bir malzeme var. Yani lehim telinin içinde bunda var mı mesela? Aslında bu çok kalın olduğu için eğer bunun içinde kendi pastası varsa gözükebilir ama kesmişler. Bakayım. Bunda var mı? Bunun da uçlarını biri kemirmiş, galgam et mi? Yemiş bir bunları ya. Kimisinde gözükür. Bunda maalesef gözükmüyor ya. Neyse. Şimdi bu lehim telinin içinde şey olur. Bir boşluk olur. Bazen bir tane olur. Bazen beş tane olur. Bazen altı tane falan olur. Yapan üreticiye göre. Onun içinde de lehim pastası olur diyeyim çok kısa bir şekilde. Şimdi o yüzden mesela siz çok büyük bir parçaya lehim yapmak istiyorsunuz. Elinizde de 1 metrelik, 1 milimetrelik lehim var diyelim. 1 milimetrelik lehim de kalındır. Şimdi siz oraya lehimi doldurmak istediğinizde o 1 milimetrelik lehim telinden oraya basıyorsunuz. Yani şimdi de lehim pahalı olduğu için de inceldikçe iyice pahalanıyor. O yüzden elinizdeki canım lehim oraya şey oluyor, mındar ediyorsunuz yani. Şimdi böyle kalın lehim olduğu zaman da çok yani büyük lehim gerektiren bir parçaya mesela çok büyük mosfetler falan var işte başka parçalar falan var. Onlar için iyi oluyor böyle yani siz de yapıyorsanız o işleri elinizde 1 metre 2 metre bulundurun ya da işte böyle bir top bulundurun. Ki şey olsun yani elinizdeki güzel lehim o mındar olmasın o işler için. Ondan sonracıma burada yine sert lehim var. Burada bakırdan bakıra diyordu burada aynen. Kupfa an kupfa. Kupfa Almanca bakır demek. Yani bakırdan bakıra, bakırdan bakıra. O ne flusmetal şey gerekmez. Flux. Flux'ın Türkçesi neydi ya? Dekapan mıydı işte? Ausgezeichnete Kaplerfüllung. Kaplerfüllung yani Kaplerfüllung'u ben Türkçe'ye nasıl çevireceğim bakalım. Altyazı da ekler mi? Altyazı olarak eklerim belki üşenmezsem ama buradan şey olan varsa, meraklısı olan varsa çevirsin. Nerede evet. El agi. Efendim. İçinde bunun şey var. Gümüş var. Gümüş katkısı var. 710 derecede hop. 710 derecede şey lehim ısısı 710 dereceymiş. 240 Festix kite. Bu ne demek bilmiyorum. Dehnung. Bu da hiçbir fikrim yok. 1 kilogram. Ondan fikrim var. 2 metre kalın. 2 milimetre kalınlığında. Sert lehim teli. Ben ama şey olarak düşünmüştüm. Bunları gümüş lehim olarak var. Mesela paslanmaz çeliğe falan lehim yapmak istiyorsanız özel lehim telleri var. Ben öyle bir şey midir diye. Yani öyle bir şey olduğunu umarak öyle bir şey olduğunu sanır. Umarak değil de ümit ederek ha aynen ümit ederek kaldım değilmiş maalesef. Burada lehim pastası dediğim şöyle okunabilir mi? Aynen. Braising paste. Braising sert lehim demek İngilizcesi. Braising paste pasta olarak çeviriyoruz biz bunu ama netlersen artık telefon ya. Ondan sonra Deutsche Institut Nom 8511 Type FS SH1. Şimdi bundan girerseniz buradan şeylerini bulabiliyorsunuz. Bunun özelliklerini bulabiliyorsunuz. Bu acaba şeyli mi? Neydi bir borakslı bir şey olabilir mi diye düşünüyorum ama hiçbir fikrim yok. Hartlotte işte sert lehim yani hard Almanca sert demek. Hard İngilizce D ile hard HARD Almanca T ile HART löt lehim demek. Paste pasta. İşte FSH1 burada bir şeyler diyor. Onları okumaya gerek yok. Fırçalı bir şey. Kapağında fırça var. Açmak istemiyorum. Dökülüyor şimdi. Onunla lehim yapacağınız yere sürüp ısıttığınca o sıvılaşıyor. Sıvılaştığı zaman da lehim vermeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Yani birçoğunda öyle oluyor. Belki bunda biraz değişiktir. Şimdi şunu şöyle yerine koyalım. Şimdi burada bol miktarda kabloların bağlantı parçaları var. Şimdi mesela bunlar kablo bağlantı parçası. Kimisi eğer önceki videoları izlediyseniz mesela bir tane açık vardı. Nerede? Mesela bu. Şimdi bu içi boş bir boru ki nereye odaklı yani? Bak elim burada. Nereye oday? Ya şuradaki elin neresine odaklanamıyorsun? Bak ağzına sokuyorum elimi. Bak. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi bunun içi boş. Şimdi bunun içine kablonun ucunu sokuyorsunuz. Ondan sonra bunun özel pensilleri var. Penseyle bu boruyu sıkıştırdığınızda içinde bunun bakır sıkışıyor.
Bakırın ucu da nasıl denir, böyle korunmuş oluyor. Bakırın ucundaki teller korunmuş oluyor. Bunu da bir yere sabitlediğinizde, mesela bunun üstüne vida sıkıştırdığınızda, sıkıştırdığınız vidaları kesip, bakırları kesip şey yapmak yerine, zarar vermek yerine bunun üzerine zarar veriyor falan filan. Zaten daha önceki videolarda göstermiştim. Burada da böyle oldukça fazla, yani fazlasıyla denk geldi ama çok değişik çap ve ebatlarda olduğu için yani hepsinin ayrı görevi var. Burada bak, bakır diyorum. Pirinç şeyler var. Pirinç vidalar falan var. Pirinç parçalar var. Beni bilenler biliyor zaten. Pirince karşı bir şeyim var herhalde, bir nasıl zaafım mı var diyeceğim de, yok, pahalı aslında. Mesela şimdi bunu ben nereden bulayım? Yani bu bir dolabın böyle bir kitleme mekanizması. Ben bunu nereden bulayım? Bir, hani bir. Ondan sonra iki. Dolabın kilit şeyi. Bunlara nereden ihtiyacın olacak diyorlar. Şimdi sokaktan, mokaktan, sağdan soldan, ikinci elden mobilya alıyorsanız, ya bunları bazen üzerinden çıkarmış oluyorlar. Bilen varsa, bunlar değerli olduğu için, çünkü bunları internette ayrı satan insan, ya sadece internette değil, şeyinde de, mesela eski evlere gidip bunları toplayıp dükkanında bunları satan insanlar var. Hani o yüzden eski eşya falan alıyorsanız onlar yerinden çıkmış olabiliyor ya da tamir etmeniz gerekiyor. Şimdi tamir ettiğinizde yerine gidip de yıldız başlı vida takmak çok çirkin oluyor. Hani orijinalliğini korumak için bu tarz şey başlı, mercimek başlı mı diyorlar bunlara artık, böyle bu tarz vidalar takmanız gerekiyor ki orijinalliği çok bozulmasın. Burada da bu güneş beni yine mahvetti. Dur bakayım biraz, şöyle ışığı açınca mı daha iyi oldu. Neyse işte, içini biraz görebiliyorsunuz. Işığı da biraz şöyle şuralara giderken kısalım. Şimdi burada bir tane böyle bir boş şey var. Kelepçe mi denir buna, ne denir? Şimdi burada bunu takabileceğim bir şey var mı? Bunu da takabileceğim. Şu olabilir belki mesela. Şimdi bu büyük ihtimalle lazer bir şeyin, terazinin şeyi, parçası. Şimdi lazer teraziyi de mesela bir boruya sabitlemek istediniz. Bu kutunun boru olduğunu düşünün. Bunu böyle boruya sabitliyorsunuz. Bunu buradan çevirdikçe o boruya sıkışacaktır. Gördüğünüz gibi sıkıştı. Ondan sonra burada da şey var. Gördüğünüz gibi bir vidalı kısım var. Bunlar standarttır. Hani kameralarda, hani mesela kamera tripodu da olsa, işte şey tripodu da olsa, lazer tripodu da olsa, bu dişler çapı, dişlerin işte iğbi falan, bunlar standart oluyor. Bunların bir büyük boyu da var ama o da standart. Hani bunun bir, bu normal boy. Yani normal diyeyim hadi. Bir de bunun bir kalın boyu var. Daha büyük bir şey falan takacaksanız. Onların boylarını standart yapıyorlar. O yüzden hani buna kamera da takabilirsiniz. Lazer de takabilirsiniz. O yüzden öyle ilginç bir şey. Bende ikisi de var. Lazer de var. Kamera da var. Onun için takabilirim, kullanabilirim diyerek aldım. Burada çengelli lastikler var. Bunlara ihtiyacım yok. Tamam, bugün bisikletle gittim. Bisikletle gidince şunu arkada sabitlemek gerekti. İşte o zaman da bunu anlatmam mı gerekiyor? O zaman olaya şöyle devam edeyim. Bunu aldım. Gördüğünüz gibi ton ıvır zıvır falan aldığım için, hani bunlar poşetli falan duruyor, sıkıntı değil, ama mesela bunları ayırmak gerekiyor. Ayırmak gerekince de böyle şeylere ihtiyaç oluyor, ufak kutulu. O yüzden böyle aldım. Dursun diye. Şimdi bisikletle gittiğim için bisiklette bunu taşımak sıkıntı oldu. Diğerleri sırt çantama sığdı. Ondan sonra baktım ki bunu sabitlemek için bir şeye ihtiyaç var. Gittim bu lastikli zımbırtıları aldım. Onların olayı da o. Bir de ilginç bunlar. Böyle hani normal bunlar ayrı ayrı değil. Bunlara değişik bir sistem yapmışlar. Bence çok gereksiz ama. Yani ihtiyaç da olabilir. Şöyle ki buraya bir tane halka atmışlar. Buraya bir halka attıkları için bu böyle ahtapot gibi olmuş. Işık. Oho. Oho, yani gözüküyor mu? Evet. Şimdi şu şekilde bunların kollarını böyle ahtapot gibi açıp çift taraflı bağlama yapabiliyoruz. Hani mesela bir sepet ya da nasıl denir, bir en güzel ne anlatılır ki bununla? Yuvarlak küre şeklinde bir şey var diyelim. Onu sabitlemeniz gerekiyor. Şimdi küre denen şey, neresinden neyi takıp neyi sabitleyeceksiniz değil mi? Ama şimdi bunu üzerinde bunu kapatırsanız şu şekilde, mesela ahtapot gibi. Mesela bir ayak buradan. Ondan sonra bir ayak buradan diyorum. Geri geliyorsun değil mi?
Ondan sonra bir ayak buradan, bir ayak buradan. Bunu da kürenin üzerine böyle attığınızda onu sağdan soldan kavrayacaktır. Öyle ilginç bir sistem yani, ama burayı böyle dandik plastik yapmışlar. Şimdi bu kırılır yani. Neden bunu demirden yapmıyorsun? Yani neden bunu bir de kalın yapmıyorsun? Çok da ince. Neyse. Öyle bir şey. Öbürü de aynı. Burada bir tane şey aldım. Hortuma ihtiyacım yoktu ama şu bağlantı parçalarına ihtiyaç oluyor. Mesela bu şeyli bir vidalı bir yani bu perdeleri yapacağım. Perdeleri de hala yapamadım. Perde yani şu an cezasını çekiyorum. Evet, perdeleri de ben yapacağım. Videosunu da ekler. Yani perdelerin kendini değil de asma sistemini ben yapacağım. Çünkü korniş mi ya? Korniş herhalde. Korniş istemedik. Neyse, bunların da bu aslında bu bağlantı parçalar için aldım da hortumda dursun yani, ne olacak. Burada bakır bir plaka var. Hatta bunu şöyle bunların yanına koyayım da neyi nereden aldığımı sonra konuşuruz. Ondan sonra o elemandan ne aldım? Sert lehim olan elemandan. Bunları ondan mı aldım? Aynen. Yani şöyle yapalım. Bir düzenleme yapalım. Fiyatlarını merak ediyorsunuz herhalde. Şincik. Heh, sen de gel. Zaten anlatacağım bir şey kalmadı herhalde. Ha, burada bir benzin filtresi var. Bu benzin filtresini ben hava filtresi olarak kullanmak gibi bir şeyim var, düşüncem var. Daha önce bir tane daha almıştım zaten. Hani bunu açabilirsem, yani bunu açılıp kapanabilir bir sisteme getirebilirsem, içindeki filtre şeyini değiştirip basınçlı havadaki şeyin, kompresörün yağını filtreleyen bir şeye çevirmeye çalışacağım da bakalım. O yüzden aldım. Şimdi burada neler oluyor, neler bitiyor, ne kadar verdik falan filan. Şimdi ne oldu? Onlardan iki tane bir şey almıştım. Ha, şöyle yapalım. Şu lehim ve bakıra toplam 2 euro verdim ki şaka gibi bir şey. Şuna 1 euro verdim. Şu elemana uyuz oluyorum. Bu bak, şeylerin, kabloların, bu bağlantı aparatlarını aldığım elemana uyuz oluyorum. Ya, hiç sevmediğim bir adam gerçekten, ama ne bileyim, bir şeyler buldum. Neyse. Bunlara 10 dedi. Ondan sonra 8 dedi. Ondan sonra tekrar 10 dedi. Şöyle oldu durum. İki tane bunlar, şu sarı ve kırmızı kutu var ya, Galatasaraylı olan. Onlar ikisinin içinde dağılmıştı. Dedim ki ben işte burada iki kutu var. İki kutunun içinde bunlar var. Ne yaparsın dedi. Ben 5 diyecektim. Bu 10 dedi. Bu 10 deyince ben 7 dedim. Bu da 8 dedi, tamam mı? Dedim, baktım ki aslında bayağı da şey var hakikaten. Şimdi çok da çingeneliğe gerek yok. Hani 5 olsa çok da iyi olur. Neyse, 8 dedi. Evet dedim. Ondan sonra durdu, yok burada 10 euroluk mal var diyor. Dedim birader, Allah'ım ya, neyse 8'e bunları aldım yani sonuç olarak. Ama uyuz ediyor beni o adam. Neyse. Bunlara 2 euro verdim. Silikon şeyiyle, silikon spreyle, buradaki bu civata değil de vida işte şey, messing pirinç şeylere, bunlara toplamda 2 euro verdim. Şimdi burada komik bir şey oldu. Şimdi şu içinde gümüş olan, ya pozlama çıldırıyorum ya. Bu ne ya? Dramatik bir an his yani. Sanki burada şey yapacağız, yemek yiyeceğiz. Neyse. Şu içinde gümüş olan şu şeylere, lehim tellerine, hortuma, lehim pastasına ve buradaki filtreye 5 euro verdim. Şunlara 3 euro verdim. Bunların hepsini aynı adamdan aldım. Yani sadece şunun sadece şunun 10 euro falan olması lazım. Yani böyle bazı adamların fiyat anlayışı şeye çok benziyor bu. İnsanların neye ne kadar değer verdiğine ilgili bir şey bu. Yani adamın için bunların çok bir değeri yok yani. Yani adamın büyük ihtimalle hayatında bir şey olan, değeri olan, işlevi olan, görevi olan parçalar bunlar. Bunlara diyor ki tanesi 1,5. Dedim ki birden yap yani. Diyorum bir eurodan yap alayım. Bir tane bir set daha vardı. Bu ışık şu an ya çile çekiyorum ya. Şöyle kendim kapatabilir miyim ışığı? Oh, biraz rahatladık değil mi? Neyse, dedim ki yani şunlara 1 euro yap, bir poşet daha alayım. Yok diyor, 1,5 diyor. Yok diyor, 1,5. Hani 3 tanesini al, 4,5'tan vereyim diyor. Çok sanki 3 tanesine 4,5. Zaten 3 tanesi 4,5 yapıyor ya. Hesabı da bir garip. Neyse, yani çok komik değil mi?
Ya şu lehim telleri normalde çok pahalılar. Hortum da ucuz bir şey değil. Hani sert lehim şeyi de pastası da ucuz bir şey değil. Bu da boş, bu da ucuz bir şey değil. Neyse yani bunların hepsine 5 lira verdim. Yine şey alınca, bunu sabitlemek için lazım olunca bu şeyler, yine aynı adama gittim. Bunları görmüştüm. Bunları al dedim ya, bunlara ihtiyacım yoktu diye. Gittim bunları da alma dedim ki, bunlara ihtiyacım var. Kaç tane yaparsın dedi. Tanesini 1,5'tan gittim. Bunlara da 3 lira verdim. Şaka gibi yani. Neyse. Ondan sonra bunları da topluca aldım. Bunları Daniel diye dediğim birisi vardı. Eğer başka videoları izlediyseniz. Bunları ondan 7 euroya aldım. Pazarlık etmedim. Çünkü ondan acayip çok şey alıyoruz. Bir de çok iyi fiyat çekiyor. O yüzden hani 5 euro diyecektim. Ben dedim ki 2 euronun pazarlığını niye yapayım ki? Yani 2 euro bir şey değil. Arada bunu unutmuşum. Bunu kenarda test etmiştim. Kenarda kalmış. Bu bir kıl testi resmi. Öyle denebilir. Şimdi 15 dedi. Sonra 12'ye indi. Sonra ben 10 dedim. 11 dedi. 11 deyince dedim tamam. Bir denenebilir. Benim hatun falan bunu kullanabileceği durumlar bazen oluyor. Yani çok böyle içime sinerek aldığımı söyleyemeyeceğim ama 11 euroya da denenebilir. Yani kiralamaya kalksan misal diyelim, o kadar vereceksin. Kiralamak yerine satın almış oluyorsun değil mi? Mesela merak ettin, kullanmak istiyorsun. Kaça kiralayacaksın ki? Yani 5 euroya kiral, 5 euroya kiralarsan, 2 gün kiralarsan 10 euro yapıyor zaten. Anladın mı? Satsan da o fiyata gelecektir. Bir de bunu aldık, kıl testeresi. Bakalım belki iş görür. Belki iş görmez. Görmezse de hediye ederiz ya da satarız. Neyse. Eğer o şeyle ilgili yurt içine giriş dönüş, işte biletler, miletler, test nasıl oluyor, onları merak ediyorsanız onlarla ilgili videoları takip edin. Belki yarın paylaşırım. Yarın pazar günü Düsseldorf'ta büyük bir bit pazarı varmış. Hani belki bir çılgınlık değil de, toplu taşıma burada rezalet olduğu için toplu taşımaya binmek, sokağa çıkmaktan nefret ediyorum ki. Şimdi burada öyle bir durum var ki, sokağa çıkıyorsun, herkes böyle robot gibi kırmızı ışıkta bekliyor. Ya bak, karşı kaldırım 2 metre ötede falan, tamam mı? Ve hiç kimse yok. Hiç kimse yok, böyle bekliyorsun. Ve ceza yiyen de gördüm yani. Ben gene dayanamıyorum, geçiyorum falan, ama ben birebir gözümle karşıdan karşıya geçtiği için bomboş bir sokakta ceza yiyen gördüm yani. Yani sokak bomboş. Karşıdan karşıya geçti birisi. Fark etmedi polisi. Polis hemen çat ceza kesti. Yani ne diyeyim ki, ne diyebilirim yani. Ne diyecektim? Yani burada öyle bir durum var. Hatta bunun esprisi var. Böyle bir tane gecenin köründe birisi kırmızı ışıkta bekliyor. Karikatür bu işte. Karikatürün birinci karesi. Bir kişi kırmızı ışıkta bekliyor. Bomboş bir sokak, bomboş bir cadde. Neyse. Ondan sonra yanına birisi geliyor. Bu adam dönüyor ki, sen de mi Almansın? Yani anlatabiliyor yani. Bu böyle bunun bir espri, yani böyle bir esprisi var. Hani anlatınca komik olmayan esprilerden birini daha yapmış oldum ama hani çok da komik değil aslında. Gerçek bir şey yani. Neyse, o yüzden hani sokağa çıkmaktan gerçekten nefret ediyorum burada, akşam ve geceleri hariç. Çünkü gündüz böyle üzerinde insanların bir baskı. Şimdi çoluğu çocuğu olan var. Şimdi onların yanında geçsen kötü örnek oluyorsun. Hani adamın yanında geçsen bekleyeni keriz yerine koymuş oluyorsun. Ondan sonra gideyim sokağın ortasında geçeyim desen, bu sefer gidiyorsun bir ton yolunu uzatıyorsun. Gerçekten böyle nefret ediyorum yani, nefret. Anlatamam yani. Onun haricinde toplu taşıma da inanılmaz berbat. Yani toplu taşıma şöyle, o kadar pahalı, o kadar anlamsız derecede pahalı ki, saçmalık yani. Bir şeylik ki, aylık biletiniz falan yoksa da, öğrenci falan değilseniz saçmalık. Neden? Otomotiv mafyasından başka bunun bir açıklaması yok gerçekten. Yani Almanya gibi sanayisi gelişmiş bir ülkede toplu taşıma nasıl gelişmez? Yani kendi araç markaları da olan, kendi otobüslerini bütün dünyaya ihraç eden bir şeyin, bir ülkenin, hani treni falan geçtim yani, nasıl toplu taşıması olmaz? Komik. Şöyle bir durum var. Geçen konuşuyoruz toplu taşımayla ilgili. Geçen dediğim işte birkaç yıl oldu. Şey diyor, ya yeni bir şey çıkmış. Şeyler arası otobüsler var diyor bana kızım biri, tamam mı? Ben böyle altıma ediyordum gülmekten ya. Ya anlayışa bak ya, yeni bir toplu taşıma yöntemi çıkmış. Şeyler arası otobüs diyor. Ne diyorsun dedim ya. Şehirler arası otobüs adamlar için yeni bir ulaşım yöntemi ya. Böyle bir saçmalık var mı? Flixbus diye bir şey var. Onlar yeni çıkmıştı işte o aralar. İşte yeni popüler falan olmuştu. Diyor ki yeni bir yöntem var diyor, otobüs diyor. Dedim nasıl bir şey ya, neyse. Yani o yüzden Düsseldorf'a gitmek konusunda çekincelerim var.
Yani sokakta yürümekten nefret ediyorum gündüz vakti karşıdan karşıya geçmek. Çünkü her yerde trafik ışığı var. Yani 10 yani 10 kere karşıdan karşıya geçsem desen yarısını bekleyerek, dikilerek geçiriyorsun. Bir de sıcak filansa iyice şeysin yani. Neyse. Onun haricinde toplu taşıma da zaten yani oraya gittin geldin en az bir 15 euro falan gider herhalde. Neyse. Bakalım yarın görürüz. Bu şeyle ilgili test mest virüs testi ıvır zıvır falan onlarla ilgili şeylerinizi de sormak istiyorsanız sorun. Merak ediyorsanız öbür videoları bekleyin. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.